Günaydın Damla. Günaydın Deniz Bey. Sağlık Bakanlığı yazılımının beta aşamasının sunumunu yapacağız size bugün. Müsait misiniz? Ya Damla, acayip yoğunum. Daha şimdi bir toplantıdan çıktım. Barutçu gemiciliğin kullanıcı arayüzünü yazmam lazım. Onu bile yetiştirebilecek gibi görünmüyorum. Kullanıcı arayüzünü Yalın Bey ile Defne yazmıyorlar mıydı? Yazıyorlardı ama o kadar meşguller ki kendileri, bütün işler bana kaldı. İsterseniz onlar çok meşgul oldukları için ben size yardım edebilirim. Yani birlikte bitirebiliriz. Gerçekten mi? Yapar mısın bana bu işi? Tabii ki yaparım. Ya en fazla Sağlık Bakanlığı yazılımının bitirmem gereken kısmını akşam yaparım. Yani eve iş götürürüm ama sorun değil, yani sizin için yaparım bunu. Damla, çok teşekkürler ya, süpersin. Ne demek, siz isteyin yeter. O zaman hadi gidip birlikte çalışmaya başlayalım barutçuların yazılımına. Sizin odada mı çalışırız? Olur. Ya da dur, şöyle yapalım. Sen şimdi Sağlık Bakanlığı'nın işini bitir, sonra bana sunumunu yaparsınız. Ben de o sırada hastane işlerini hallederim. Akşam da barutçuların işini evine götürürsün. Evet ya, süper plan. Valla böyle olunca hepsi yetişiyor Damla. Gerçekten çok teşekkürler ya. Hastane işi de aradan çıkacak. Vah vah. Şimdi hem barutçuların işi üzerime kaldı, hem de Deniz gitti, öyle mi? Aferin Damla. Süper plan. Allah'ım, çıldıracağım ya. Zampara filozoftan bir saptama daha. Nefretten daha acıdan bir şey varsa o da kayıtsızlıktır. Efendim Tekin. Daha ne kadar beni görmezden gelmeye devam edeceksin? Öyle mi davranıyorum? Ezgi. Efendim. Bak, günlerdir benden kaçıyorsun. Ama konuşmamız lazım. Biliyorum, çok büyük ayıp ettim sana. Ama sen de beni hiç dinlemedin. Çok kızgın olduğunu biliyorum. Ama beni dinlemek zorundasın. Ya gerek yok. Kaçtığımdan değil. Gerçekten gerek yok. Geçti gitti işte. Boş ver. Ezgi, ben gerçekten çok pişmanım. Ama böyle olmaz. Konuşmamız lazım. Benim senden adam akıllı özür dilemem lazım. Tekin, tamam. Ben özrünü dilemiş sayıyorum. Hem sen bana çok büyük bir iyilik yaptın. Özre falan gerek yok. Büyük bir iyilik derken? Seninle evlenmeyince Deniz'le tanışmış oldum. Neyse, hadi görüşürüz. Bay bay. Evet. Anlat bakalım. Ne anlatacakmışım? Kaç gündür niye surat yaptığını anlatacakmışsın. Hadi canım. Evet canım. Vallahi sen illa benim canım yanacak. İlla bir Tekin olayı daha yaşayacağım. İlla bir zamparaya aldatılacağım diyorsan benim sana anlatacak hiçbir şeyim yok. Sen bana trip mi atıyorsun şimdi? Fakültenin mezunlar gecesine de yeni sevgilinle mi geliyorsun? Nereye gidiyormuşuz yeni sevgilimle? Ne haber güzelim? Yine bütün hayranlarını etrafına toplamışsın. Sen de boş bırakmaya gelme ya arkadaşım. İyidir canım, senden ne haber? İyi, biraz içeride işlerim var. Nereye gidiyoruz hakikaten? Gitmiyoruz. Bizim fakültenin eski mezunların gecesi oluyor her sene, onu diyor Gökay. Ama biz gitmiyoruz. Niye? Eğlenceli değil mi? Eğlenceli de yani. Bak, benim içeride biraz işlerim var. Bunu cumartesi bizim evde baş başa konuşalım, tamam?
cumartesi evde baş başa nedir Deniz? Ya sevgililer böyledir, birbirlerinin evine gelir gider. Ne var bunda? Deniz! Ya tamam, şaka şaka. Aras Teknoloji'nin geleneksel bir mangal partisi var da onu bizim bahçede yapıyoruz bu cumartesi. Sen de benim özel davetlimsin arkadaşım. Tamam, olur arkadaşım. Biz iki yıldır kızı bir yemeğe çıkaramayalım. Adam bir haftada ev diyor. Baş başa diyor ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.